Merhaba, iyi günler. 5 Temmuz 2024. 21 Haziran gün dönümünden sonra Yıldızlar'ın yeni bir dizilişi başladı. Bugün güzel haberlerin, bereketli haberlerin, barış dolu haberlerin günü. Yukarıdaki Yıldız dizilimleri çok iyi. Vicdan Peksel Kazanova. Harika bir kitap. Önce vicdan içimizdeki tanrıdır. Şu kelimeyle başlıyor. Evet. Ben de şöyle bir başlangıç yapayım. Geçen yüzyılın ilk yarısında Tekirdağ'da doğmuşum. Atatürk'ün Selanik'teki evini andıran cumbalı bir evde. Selanik muhaciri bir anne babanın 3. çocuğu olarak. Tahsil hayatım boyunca da Manisa Kız Öğretmen Okulu'ndan 1967 yılında meslek hayatıma öğretmen olarak atandıktan sonra da ben hep benle idim. İzmir Buca Eğitim Enstitüsü'nden Fransızca öğretmeni olarak mezun oldum. 1980 yılı. 9 Eylül Üniversitesi İşletme Bölümünden 1988 yılında mezun oldum. Öğrenmeyi sevdiğim için hayatım boyunca pek çok eğitim aldım. Sertifika sahibi oldum. Öğrenci koçluğu, yaşam koçluğu, işaret dili öğretmenliği ve tercümanlığı. Otizm eğitimcisi, disleksi eğitimcisi, izci lideri yetiştiriciliği, VOT, BACE ve diğer birçok sertifika. İnsanlarla etkileşimde olmayı sevdiğimden pazarlama ve network çalışmalarında da görev yaptım. 2007 Alparslan Kazanova ile evlenerek Kazanova soyadını aldım. 1994 yılında İzmir Fen Lisesi'nden emekli olunca kendi eğitim şirketimi kurdum. Eğitim Destek Hizmetleri Şirketi, Türkiye genelinde online ders veren öğretmenler grubu. www.vicdanpeksel.com Şirketim aktif durumda. Online olarak öğretmenlere ve öğrencilere hizmet vermeye devam ediyorum. 2021 yılında yayın evi sertifikamı aldım. Vicdan Peksel Kazanova öğretmenim yanında yayın evi. Kendi yazdıklarımın yanında kadın hikayelerini de yazmaya hazırım. Eğitim hayatıma bu şekilde devam ediyorum. Tüm insanları, özellikle çocuk ve gençleri çok seviyorum. Eserlerinizi WhatsApp numaramızdan Word dosyası olarak gönderebilirsiniz. Sevgiyle kalın. Vicdan Peksel Kazanova. Vicdan, kendimle şiirsel söyleşiler. Sevgi, İyilik, merhamet, korku, nefret, ego, öfke, şefkat. Evet, Nedim Yaşar Gürsoy'a, dostum. Kendisine teşekkür ederim. Vicdan, önce vicdan. Eğitim Destek Hizmetleri Şirketi'nin eğitim serisinin ilki, önce vicdan. Bu kitabım 3 bölüm. 1. bölüm vicdan. Vicdan neymiş bilelim. 2. bölüm benim sana söylediklerim benden çıkanlar. Kendimle şiirsel söyleşilerim. 3. bölüm ilk şiirlerim Manisa Kız Öğretmen Okulu. Aşkı tanımadan yazdığım aşk ve hasret şiirleri. Başlarken
İlk şiirlerimi Manisa Kız Öğretmen Okulu'na yatılı olarak gittiğim günün akşamı yazmaya başladım. Daha 14 yaşındaydım. Çocukluğumdan beri okuma benim için hem müthiş bir zevk hem de sığınma aracıydı. Bütün şairlerin ve yazarların kitapları okumuştum. Hasretten ve yatılı okul yalnızlığından. Aşkı tanımadan aşk ve hasret şiirleri yazmaya başlamıştım. Sonra bu yazdıklarıma mezun olup öğretmen olarak Torbalı, Dağ Kızılca Nahiyesi'ne atanınca son verdim. 2022 yılına kadar hiçbir şey yazmadım. Ta ki eski şiir defterimi bulana kadar. Yazdıklarımı okuyunca yazma isteğim geri geldi. Yazılacak çok şey vardı. Çok şey yaşayarak bugünlere gelmiştim. 3 çeyrek yüzyıla az değildi. Gitmeden söyleyeceklerimi yazıya döktüm. Kitabımın adı Vicdan Benim Adım. Ben bu adı tesadüfen almadım. Görevimin bir işareti olabilir diye düşünüyorum. Vicdan sonradan yaratılmadı. İnsanlıkla birlikte insanın ana mayasının içinde yaratıldı. Tüm insanlıkta mevcut. Tüm insanlığa yetecek kadar mevcut vicdan. Anlamını tam olarak kavrayamadığımız gibi kullanmayı da bilemedik. Kullanabilseydik dünya daha güzel olurdu. Ve ne insanlığı irşad etmek için kutsal kitaplara, ne de ululara, ne de peygamberlere gerek kalırdı. Yaşadıklarımı şiirsel bir dille kitap haline getirmemin bir amacı var. 75 yaşına gelmiş, hep hayatın içinde üreten bir kadın olarak kalmıştım. Çocukları çok seven, çocuk sahibi olmayan bir kadın olarak çocuklar için kalıcı bir oluşum bırakma kararı aldım. Bu amaçla yayın evimde basılan ve satışa sunulan her eserin gelirini bu projeye adayacağım. Projem dikili bir ağacım olsun. Adıyla Orman Bakanlığı'ndan tahsis edilen alana üzerinde sizin veya sevdiklerinizin adı yazılı ağaçlardan oluşan bir koruluk oluşturmak. Sanat eğitimin güneşidir. Ortaokul ve lise öğrencileri için tiyatro eseri. Vicdan. Vicdan içimizdeki tanrıdır. Şiir kitabı. 3. Rado roman. İyi olmakla kötü olmak arasında sıkışmış bir çocuk ve gencin hikayesi. 4. Vicdan sallar, değişler. Şimdilik basılmış ve satışta olan kitaplarımızdır. Daha başka yayınlanacak eserlerimiz de sırada. İmzalı kitaplarıma sahip olup kütüphanenizde bulundurmak isterseniz imza günlerimizi takip ediniz. Sevgiyle kalın. Vicdan Peksel Kazanan. Eşim Alparslan Kazanova'ya özverili sabrından dolayı minnetlerimi sunarım. Ödül. Vicdanımın bana bir ödülüsün. Sen bana ödülsün, ceza değil. Başımın tacısın, baş belası değil. Sen bana emanetsin. Yaradanımın yarattığı yar adamım, yarim. Diğer yarım, varlık mı, yokluk mu? Varlık içinde değildin. Mal mülk kavgan hiç olmadı. Onun için yoktu madde hırsın. Var ise verene şükür çok. Yok ise vermeye küfür yok. Hiç olmadı. Yol yordam, akıl fikir, izan verilmiş. Hepsi mevcut, hepsi bende. Dünyalığımı yapmak da benim elimde. Yapamak da derdim. Gönül olmak işin aslı.
gönül yıkmak değil derdin. Asıl meselem bu derdin. Sen bana vicdanımın ödülüsün, ceza değil vicdan. Asıl şiir. Vicdan neymiş şimdi? İlk sahip olduğum, ilk varlığım. Benden alınamayacak, benim olan tek varlığım. İsmim vicdan. Vicdan bilir misiniz nedir? Ten de ten değil, can da can olmaktır. Aklının içindeki gerçek aklınla düşünmektir. Karar vermektir, hüküm vermektir. Vicdan acımak değildir. Vicdan merhamet değildir. Yalnız başına vicdan, bilgi denizinden nasibini alıp yerli yerinde kullanmaktır. Vicdan, şuur denizinden okyanuslara geçip hak ettiğini almaktır. Neden alacağını, ne kadarlarını alacağını bilmektir. Haddini bilmektir, kendini tanımaktır. Daha pek çok şeydir vicdan. Vicdan bilinçtir, bilgidir, şuurdur. Vicdan senin senden var olmuş halindir. Sendeki Tanrı'dır. Vicdan sende, senden oluşmuş Tanrı'dır. Vicdanı bilgi kitabından okuyup öğrenin. Vicdandaki Tanrı. Tanrım, Allah'ım, Rabbim, Yaradanım ve daha birçok şey. Benden daha güçlü olan Yaradan, niye senden daha güçlü bir şey verdin bana? Anlayamadım, algılayamadım, farkında bile olamadım. Doğru kullanamadım. Enerjinden enerji üfledin bana. Sendeki güçten verdin. Yaratma gücü verdin. Hak ettiysen bana. Aldım, kabul ettim. Ya öteki verdiğin neydi öyle? Karar verme gücü, seçme özgürlüğü, vicdanı verdin bana, aklımı verdin, aklınla düşün, vicdanınla karar ver dedin. Ne yapma bilincine er dedin, elini kendi eline, aklını kendi aklına, vicdanını sana verdim dedin. Ne yaparsan kendin yap, yaptıklarının sorumluluğunu al dedin. Vicdan neymiş? Hala tam olarak öğrenemedin. Vicdan. Vicdan neydi vicdan? Acıma duygusu. Akıl ile gönülü bir etme durumu. Paylaşma. Evet. Sendekini bölüşmeye, evet. Eğer vicdan terazinin ayarı bozulmadıysa, ne yapma bilincine ulaşmak, beynin, aklının komutları ile ne gerekiyorsa onu yapmak. Birilerine sormadan, kalbine sorarak, beyninden komut alarak eğitilmiş, insanı ve insanlığı seven, dünyanın her tarafından vicdanlı insanlar, insana hizmet, yaradana, yaradan adına hizmet,
vicdanınıza yapmış olduğunuz, yaşam boyu verdiğiniz emeğe, insanlığa yapmış olduğunuz emeği de eklediniz. Bin defa secde etmiş gibi, kuldan da Allah'tan da takdir aldınız. Vicdan merhamet hiç değil. Dur sen çalışma. Ben sana çalışıp veririm hiç değil. Sadaka vermek hele hiç değil. Bilip bilmeden yapmış olduğum hatalarım, günahlarımın bağışlanma bedeli hiç değil. Akıl, mantık, şuur, bütünlüğü içinde yaşamaktır vicdan. İyi ki varsınız. Vicdanım ben. Tepeden tırnağa vicdan olmuşum ben. Vicdan olmak için gelmişim bu dünyaya. Yüklü bir görevle bu dünyadayım. İslam olmak, insan olmak, hakiki insan olmak, vicdan olmak. Vicdan olana kadar çok dağlar, tepeler aşmak. Çok fuar içmek. Çok fırın ekmek yemek. Ekmek yapmayı bilmek. Yemeden önce ekmek yapmak. Ekmek yapmadan önce ekmek olmak. Yanmadan pişmek. Yenilebilir olmak. Yararlı olmak. Kime? Yararlı olacağının bilincinde olmak. Kendime bozup yeniden şekillendirmek. Vicdan olmak zor iş. Zahmetli iş. Atacaklarım bu hayatımdan ekleyip süsleyeceklerin çok. Aklımı, bedenimi olgunlaştırmak, vicdan olmak zor. Tek başına inzivaya çekilip vicdan olunmaz. Herkesin içinde herkeslerle birlikteyken, iyilerin kötülerin içinden ayıklayıp seçerken vicdan olmak. Üzerine bulaşanlardan, üzerine atılanlardan kirlenmeden temiz kalabilecek vicdan olmak. Ben kendime kendim için en iyilerini yaptım demekle iyi insan olunur zannına kapılma. Kimseye zararım yok diyerek örnek insan olunmaz. Sevgiyle doldurduktan sonra kendini insanlara sevgi gösteriyorsun ya. Hulus sahibisin ya. Vicdan sahibi de olursun. İyi bir insan, iyi bir Müslüman, iyi bir İslam hulusi sahibi. İyilik dolu olman da yetmez. Vicdan içindeki Tanrı'nın ta kendisidir. Vicdan olmak zor iştir. Zahmetli iştir. Vicdan yolunda olanlara kolay gelsin. Atatürk ve vicdanım. Vicdanıma soruyorum Atatürk nerede? Atatürk ayak bastığın her yer. Nasıl yani? Bu toprakların hepsi bir zamanlar bizim olmaktan çıkmış, başkalarının kirli ayaklarıyla kirlenmişti. Başkaları dediğin kimlerdi? Yedi düvel. Yani yedi büyük dünya devleti mi? Evet.
Bunu neden yapmışlar? Çünkü bu topraklar çok eskiden beri Türklerin vatanı. Çok güzel, çok önemli, çok bereketli topraklar. Bu topraklara sahip olmak istemişler. Hatta kendi aralarında paylaşmışlar. Bizim topraklarımızı bizden habersiz mi paylaşmışlar? Evet. Peki buna kim izin vermiş? O zamanlar bu toprakların yöneticisi kimse, o izin vermiş. O yönetici, olmaz, bu topraklar sadece benim değil, bu toprakların üzerinde yıllardır yaşayan var. Buraları bayındır hale onlar getirdiler. Çok çalışıp çok emek verdiler. Buraların asıl sahibi bu topraklarda yaşayanlar diyebilmiş mi? Diyememiş. Çünkü o da bu toprakların asıl sahibinin kendisi olduğunu sanıyormuş. Hiç çekinmeden alın, gidin kirletin bu toprakları mı demiş. Bu yönetici yedi düvelden korkmuş, onları çok güçlü sanıyormuş. Harika şiirler. Devam edeceğiz. Sevgiler, saygılar, hürmetler. Lütfen Sayın Vicdan Peksir Kazanova'nın imza günlerini takip edelim. Kitap fuarlarında kitaplarını almaya gayret edelim. Kendisini imzalatalım. Saygılar, sevgiler, hürmetler. Teşekkür ederim. Dostça kalın, güzellikler içerisinde kalın. Hayırlı günler. Sağ olun.